Arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Galatasaray transfer gündeminde çok 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 sıcak gelişmeler var. Biliyorsunuz Galatasaray yönetimi seçildi. Burak Elmas takım başına Fatih Hoca'yı getirdi. Fatih Hoca şu anda uçakla İstanbul'a doğru geliyor. Sabah idmanına çıkacak, ardından akşam da yine iki kez bugün takımla birlikte antrenman yapacak. Onun dışında dün biliyorsunuz Twitter'da birkaç tane transfer haberi paylaşmıştım. Onun detaylarını anlatacağım size. Öncelikle Hakan Çalhanoğlu. Biliyorsunuz Galatasaray'ın gündeminde olmadığını söylemiştim. Bu oyuncu büyük ihtimalle Inter'le anlaşmaya vardı. Ve yıllık 6 milyon euro kazanacak. Galatasaray taraftarı bu oyuncuyu istiyordu tabii ki ama gerçekten maliyeti çok yüksek. Hüseyin Çalhanoğlu ile konuştum, babası. Kendisi şu anda Azerbaycan'da. O da şampiyona sonrası zaten Almanya'ya dönecek. Yine bir röportaj yapma ihtimalimiz de var kendisiyle. O da Galatasaray'ın gündemlerinde olmadığını söyledi ve İtalya'dan 5-6 tane teklif aldıklarını söylemişti. Ben dün biliyorsunuz Inter'e transfer olduğunu açıkladım. Inter'e transfer olduğunu söyledim. Benden sonra İtalyan medyasında da bir sürü haber çıkmaya başladı. İkinci bomba, Galatasaray'ın ikinci bombası. Fatih Hoca gelir gelmez istediği oyuncular var. Onların en başında Gedson Fernandes geliyor arkadaşlar. Devre arasında Benfica'dan kiralanmıştı. Çok büyük potansiyel. İnanılmaz katkı sağladı. Belhanda kadro dışı kaldığı dönemde bile Galatasaray'da forma giydi ve ekstra katkılar verdi takıma. Fatih Hoca mutlaka bu oyuncunun tekrar kadroda olmasını istiyor. Gedson Fernandes'i kiralamak için Galatasaray Benfica kulübüne teklif gönderdi. Biliyorsunuz onların sportif direktörü de Rui Costa, Fatih Hoca ile ilişkileri çok iyi. Hatta geçen sezon devre arasında transfer olurken de bu ikili ilişkiler sayesinde olmuştu. Gedson Fernandes transferini Galatasaray bu kez satın alma opsiyonuyla gerçekleştirmek istiyor. Bu satın alma opsiyonunun da 12-15 milyon euro arasında bir rakam olması bekleniyor. Gerçekten muhteşem bir potansiyele sahip oyuncu. Gelecekte 50-60 milyon euro edebilecek potansiyele sahip bir oyuncu. Galatasaray bu transferde ısrarcı olacak. İkinci bomba, Onyekuru. Biliyorsunuz 4,3 milyon euroya 10 gün önce Galatasaray'ın satın alma opsiyonu vardı. Zorunlu değildi. Galatasaray bunu kullanmadı. Geçmiş yönetim transfere bonservis ödemek istemiyordu. Yeni yönetime bırakmıştı. Fatih Hoca gelir gelmez Onyekuru istedi. Galatasaray kulübü de Monaco'ya 2,5 milyon euroluk teklif yaptı. Onyekuru gelmeye hazır. Telefon açsınlar hemen İstanbul'a gelir. O derece. Galatasaray'da biliyorsunuz Burak Elmas da açıklamıştı adaylık döneminde. Listede 12 tane futbolcu var transfer listesinde. Fatih Hoca ile beraber hazırlandı bu liste. Ve bu oyuncuların birçoğu 23 yaş altı, Galatasaray'a gelecekte büyük para kazandırabilecek potansiyeldeki isimler. Bunlardan 4 tanesiyle ilgili bilgi aldım. İkisi yerli, ikisi yabancı. Ve bunlardan bir tanesi 10 numara. Hatta şunu söyleyeyim, Rumen olma ihtimali de yüksek. Biliyorsunuz Burak Elmas 96-2001 döneminde Galatasaray'da görev almıştı. O dönemde teknik direktör Fatih Terim'di ve Galatasaray'ın 10 numarası Rumen Hacı'ydı. İsimle ilgili çok net bilgi alamadığım için sizle paylaşmak istemiyorum. Ama dediğim gibi 10 numara transferi bu 4 oyuncu içerisinde. Bu arada Belhanda ile ilgili çok sıcak gelişmeler var. Benim dışımda da kimse yazmıyor. Kimse bilgi almıyor, onu söyleyeyim. Belhanda'ya Trabzonspor iki kez teklif yaptı. Belhanda ikisine de teşekkür etti ve bu teklifleri kabul etmedi. İstanbul'da yaklaşık 20 gündür çalışmalarını sürdürüyor. Biliyorsunuz Montpellier'e transfer olacağı söylendi. Hatta Fransız basınında yazıldı, çizildi. L'Equipe yazdı. Fransızların en ünlü gazetesi L'Equipe yazdı. Ama Belhanda kariyerine Türkiye'de, İstanbul'da ve Galatasaray'da devam etmek istiyor. Hem de maaşında %50 indirim yaparak. Dediğim gibi kendisine gelen teklifleri kabul etmedi. Şu anda Galatasaray'dan haber bekliyor. Fatih Hoca eğer onay verirse Belhanda transferi de gerçekleşecek. Bu arada videonun başında söylemiştim. Fatih Hoca sabah saatlerinde İstanbul'a geliyor. Florya'ya gidecek, idmanlara başlayacak. Peki yardımcıları kim olacak? Biliyorsunuz Fatih Hoca ayrıldıktan sonra Levent Şahin ve Ümit Davala veda mesajı yayınlamıştı. Ümit Davala kesinlikle dönmek istemiyor. Kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istiyor. Ama Levent Şahin'in dönme ihtimali var. Bu isimler dışında Selçuk İnan, Necati Ateş ve büyük ihtimalle Albert Riera da Fatih Hoca'nın ekibinde olacak. Fadıl Koşutan da zaten kaleci antrenörü olarak görevine devam edecek.
İki isim duymuştum. Bunlarla ilgili araştırma yaptım. Emre Aşık ve Vedat İnceefe. Vedat Hoca ile konuştum. Kendisi böyle bir teklif olmadığını ve gelmeyeceğini söyledi. Emre Aşık konusunda da soru işaretleri var. Hocanın yardımcıları da bugünden itibaren kesin olarak netleşmeye başlayacak. Bu transfer videosunun da sonuna geldik. Özellikle arkadaşlar, özellikle yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen aşağıya yorum bırakın. Merak ettiğiniz isimler varsa sorun. Onlarla ilgili bilgiler alayım, sizlerle paylaşayım. Ayrıca videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız da çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.